2023 tarotlarım sizlere neler söyleyecek? Sevgili koçlar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. Hemen sizlere bu yıl neler dikkat edeceksiniz? En merak ettiğiniz eşiniz, işiniz. Hemen seçiyorum sevgili koçlar. Kendinizle alakalı, özellikle işle alakalı ve aileyle alakalı kavga, tartışma bu yıl en hareketli nokta. İş yerinde tartışmalar, gereksizce kırgınlıklar söz konusu olacak. Der ki kılıç, bu kılıç aslında alanınızda güçlü ve rahat olmanız gerekirken etrafınızdaki insanların sizin hayatınızla alakalı noktada zorlayıcı tavırları söz konusu gözüküyor. Cesaret, yollar, yolculuklarla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz evrelerde 7. ay sizin için daha rahat ve daha keyifli söz konusu olacak. Gitmek istediğimiz, eğer ki alanımızla ilgili dışarıda işler yapıyorsak 3. ay sizin için hem iletişim konularınız hem de hayatınızdaki dengeleri ve çalışma arkadaşlarımızın oturtmak için istediğimiz evre 3. ay gözüküyor. Ama 7. aya kadar sistemimizde dikkatli ve kontrollü olmamız gerektiğini bilmeniz lazım. Haziran sonrası duygusal anlamda bazı karışıklıklar yaşayabilir ve yörüngeniz, yönünüz, ilişki konusunda çatlaklığa doğru gidebilir. Ama dikkat edin, kalbinizdeki çatlaklıklar uzun soluklu devam edebilir. Sabırla dengeyi korumanız gerekiyor. Aile içerisinde özellikle balık burcu olan kişiler arasında ruhsal yorgunluklar, tartışmalar ve kaoslar ve özellikle su burçlarını tetikliyor bu. Der ki balık, akrep, yengeç burcu kim varsa sorumsuzlukları, dağınık evresi ve yıpratıcı evreler hanemizde coşkulu konuşmalara sebep olacak. Ve bu konuşmalar karşı tarafı ve sizi tam anlamıyla kaosa itebilir. Hanemizde özellikle eşlerde boğa, oğlak, başak burcu kim varsa aramızda soğukluk ve gerginliğin 9. ay itibariyle sert tepkiler yaratacağı ve bu sertlikler bizi tam anlamıyla yıpratabilir. Yani 8. ve 9. ay hanemize yapılacak kötü bir enerji ilişkimizin bitmesine sebep olabilir. O evrelerde bol bol dua okuyarak bu enerjiden çıkmanız gerektiğini söyleyebilirim. Hiç aşık, aslında evli olan ve evliliği aşkla devam eden kişilerde aile sorunları ve mecburen geçici ailelere geçiş yapabiliriz. Ailedeki dengeler, bir aile taraflarındaki olumsuzluklar ilişkimizi çatırtmasına neden olabilir. Mümkün olduğu kadar anahtarımıza, düzenimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Özellikle de hiç işi olmayan ve bir türlü iş düzenini kuramayan sevgili beyler ve bayanlar, bu yılın özellikle Mayıs ayı sizin iş kapılarınız için gerçek doğru kapıyı bulma noktamızı temsil ediyor. Eğer ki yurt dışı ve şehir dışı ile alakalı seyahat, yolculuk için der ki yılın son bitişine ihtiyacınız var. Bu devrede yurt dışı kapılarımız ya da yurt dışı ile ilgili iş bağlantılarımızın daha rahata oluşturacağı. Evet sevgili koçlar, bol dedikoduya, bol gereksiz olaylara maruz kalabilirsiniz ve bu maruz etrafınızdaki iki yüzlü insanları tek tek görmenize yardımcı olacak. Parasal konularımızla alakalı özellikle çözülmesi gereken yasalar, haklarımızla ilgili ciddi bir döngünün savaşı içerisinde olacaksınız ve Başak ayına kadar, yani Eylül ayına kadar bu sürecimiz ciddi anlamda haklarımızla ilgili çok güzel evreler gösteriyor. Çocuklarınızın tatlı yalanları, sizin yalanlarınız, eşinizin yalanları açığa çıkabilir ve bazı çiftlerde boşanma ve özgürlük alanına geçmek isteyebilirsiniz. Doğru karar, ama bu kararı çocuklarınız için 1000 kere düşünmeniz gerektiğini diyorum. Özellikle eşinizin sülalesinde erkeklerden rahatsızsanız, erkek kardeş, kayınçonuz, burada bir sıkıntı ve eşiniz onları hep tutmasından kaynaklı hep arkanıza dönüp bakıyorsunuz. Bırakın arkaya dönüp bakmayı, eşinize, evliliğinize en iyi şekilde sahip çıkmanız gerekiyor. Güven problemi ihanetle, özellikle derken yılın 6. ve 5. ayı çiftler arasında bazı yalanlar açığa çıkacak ve büyük tartışmalar ve eşiniz sizi suçlayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evlenmemiş çiftler için bu yıl biraz daha sakin ve mantıklı devam edeceksiniz. Ama iş kariyerinizde çok güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ev hanımları,
Eşinizin tüm yükünü taşımaktan, kendi aileniz ve kendi düzeninizle ilgili yaşadığınız sıkışmalardan o kadar yorgunsunuz ki ve kimsenin sizi anlamadığı ile ilgili kaoslarınız var. Evet, haklısınız. Ama der ki kendi kökünüzde de yaşadığımız travmalar ve bu yüzden evliliğimi devam ettiriyorum diyen çiftler artık kendi kariyerinizle alakalı yol almanız gerekiyor. Sevgili gençler, evet, delik dolu tavırlarınızı kenara bırakın. Anne babanızın dediklerini dinleyin. Çünkü önümüzde uzun soluklu bir eğitim hayatı ama siz aşka kafayı taktığınız için eğitiminle ilgili noktaları bir türlü belirleyemiyorsunuz sevgili koçlar. Yeni aşk ya da ilişkisi uzun soluklu olanlarda biraz daha bekleme ve özellikle der ki bu harita onun çocukluğu ya da sizin çocukluğunuzdaki yaşadığınız travmaları bir türlü ilişkiyi köklendiremiyorsunuz. Devamlı kavga yönündesiniz. Artık köklenin. Sonra pişman olmayın. İlişkinize zarar vermeyin. Yolculuğunuza başlayın. Kalbinizdeki kişi sihir gibi geri gelmeyi düşünse de artık bu yolculuk değil. Geri gelse de size mutluluk vermeyecek. Kendinizi psikolojik olarak, enerji olarak toparlarsanız çok sevinirim koçlar. Yeni yılda dikkat etmeniz gereken tek şey ani sinirleriniz, öfkeleriniz, işten çıkartma, kredi borçlarımızla alakalı yaşayacağımız krizler, aile içerisinde kuzenlerimiz yani babamızın soyuyla ilgili iftiralar ve onların size yaratacağı haksızlıklar sizi çok fazla yıpratacak. Aileniz ve kendinizi sabırla, bir de aile içerisinde ceza ve hukuki noktada büyük bir savaş başlatacaksınız. İş haklarınızla alakalı da büyük değişimler için büyük mücadele. 2023 uğurlu olsun. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgili boğalar, güzel bir kalp, güzel bir yıl, uğurlu ve bereketli gelsin. Hemen kartlarınızla şöyle elimde çekiyorum. Evet, bu yıl özellikle de geçtiğimiz 2022'de kırılan, yıpranan, hayatımızla ilgili geçmiş mesela 10, 17, 18, 19 yaşları da olan ya da o yaşlarda yaşadığınız travmalarla alakalı noktada artık aileyle ailenizle alakalı bazı noktalara bağ kurmanız lazım. Bu bağ kuramadığınız takdirde kariyer hayatınız, kendi çizginizde hep bir olumsuzluk. Yani güne uyanırken bile bu yıl böyle ulan ben ne zaman ne düzelteceğim diyeceğimiz bir enerji avranız çok yüksek. Rabbim sizi yıldız gibi ilan etmiş. Bedeniniz sağlıklı, ruhunuz sağlıklı, vücut evreniz. Yani bunu inandığınız takdirde bu yıl size gerçekten kartınız diyor ki ya başaracaksın, yapacaksın ve büyüyeceksin der. İş konularımızla alakalı yaşayacağımız bazı özellikle gözleri renkli yeşil olan ve sizin yollarınıza engel olmak isteyecek ekip arkadaşlarınız var. Ya da üst düzey yöneticilerinizle aranızdaki bağı düzeltemediğiniz sürece bu konuda hep krizler ve kaoslar içerisinde olabilirsiniz. Ve iletişimi kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir yıl. Çünkü burada en önemli şey siz kalben hassas davranıp doğru noktalarının yönünü belirleyemiyorsunuz. Özellikle gözleriniz mavi ya da yeşil ise çok güzel yurt dışı ile ilgili imkanlarınız ve bu yön size çok güzel bir alanın kapısını yaratacak. Eğer sizde H harfi ve O harfi varsa iş konumunuzda 3. aydan sonra güzel bir değişim, haklarınızla alakalı noktada kalbiniz büyük bir ferahlığa erişecek gözüküyor. Evet, bu ara en önemli şey sizin aile arasında 5 kardeş ya da 6 kardeşseniz kardeşler arasındaki sağlık problemi ve iletişim problemi bu yılın özellikle yengeç ayına kadar hani tartışmalar, mal konuları, kaoslar sizi çok fazla aşağı çekebilir. Ama der ki bu soru işaretleri köklerinizden kaynaklı sıkıntılar siz de çözemezseniz sizin çocuklarınız çözmek zorunda. O yüzden bu sene bunların hepsini aydınlığa itmeniz gerekiyor. Bir de aile içerisinde hısımlık deriz ya, tartışmalar, küs olduğumuz halalar, kırgın olduğumuz amcalarla ilgili. Evet, sizin aileniz haklı, anneniz çok eziyet gördü ve artık bu değişimi kabul etti anneniz ama annenizin içsel dünyası ya da babanızın içsel dünyasında çok fazla kırgınlıklar var. Bunu toparlamak lazım ve özellikle de evli çiftlerde hala aile evinde ve aile binasında yaşıyorsanız yol ayrımı, kendi eviniz, kendi düzeninizle ilgili planlarınız var ama eşinizin
kendi ailesinden de yaşanacak bazı krizler biraz evliliğimizi zorlayabilir. Bazı çiftlerde boşanma radikalleri olabilir ama der ki bırakın enerjinizi birbirinize sahip çıkın. Bu evlilik tekrar iyileşmeyi hakim kılıyor. Özellikle de 35 yaş üstü kadınlarımızla ilgili ya da 25-35 yaş arasında iş konu ve devlet kapılarıyla alakalı büyük bir mücadeleniz var. Ama der ki 2024 sonu bu zaferin aydınlığa ermesi, bu sene geçici işlerle devam etmeniz gerektiğini uyarıyor. Eğer ki hanemizde annemiz 3 kız, 4 erkekse ya da 3 kızlarsa miras tartışmaları ve bu miras tartışmalarından kaynaklı haklarımızla ilgili yasal evreleri de uyarıyor. Aile içerisinde bu yıl özellikle sevgili boğalar, anne, baba, kardeş arasındaki sağlık problemleri çok fazla yoğun olacak. Aradaki bağı güçlü tutmanız gerektiğini de uyarıyorum. Aşk arayan ve özellikle aşk konusunda şanssız olduğunu düşünen sevgili takipçilerim, 2023'ün 3. 5. ve 6. ayı gerçekten kalbiniz heyecan, duygu anlamında şifalanacak. Yeter ki vakti gelen saat asla engel olmaz ve bu engel değil artık hayatınızdaki doğru insanı bulma. Özellikle eşinizde terazi, ikizler, kova burcu varsa eşiniz ya da hanenizde, burada eşinizi takip alın. Çünkü onun maskeleri, onun karmaşık noktaları sizi çok fazla yıpratıyor ve güveniniz kırıldı ve ilişkiniz bir türlü dengeyi oturtmuyor ve bu da sizi yıpratıyor. Hemen bakıyorum. Eşinizin bazı karmaşık sorunlarına hazırlıklı olmanız gerekiyor diyorum. Evet, eğitimli olan ya da eğitimi devam eden çocuklarımızın yönüyle ilgili korkularınız varsa, özellikle erkek çocuğunuz çok başarılı ve hedefli noktada, kız çocuğunuzun da enerjisi çok yüksek olacak. Korkmanıza gerek yok. Çocuk isteyen ve bir türlü bu dengeyi oturtamayan sevgili takipçilerim, çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili kararlarınız varsa Rabbim size öyle güzel evlat nasip etmiş ki korkmanıza gerek yok. Evet, yeni ilişki isteyen ve geçmiş ilişkisiyle ilgili haber bekleyen bu yıl içerisinde bence geçmişi kapatın. Rabbim size zaten 3. ayda uyarmıştım. Güzel aşklar ve güzel yenilikler yaratacak. Kendi işiniz varsa bu sene çok güzel bir doğum. İçinizdeki şeytan parayı uyandırmış ve hem işinizde mühür hem de özel hayatınızda güzel yenilikler söz konusu olacak. Sevgili gençler, eğitim konularımızda dengeli hareket edeceğiz. Özellikle haç işaretli, beklediğiniz ülke ya da eğitim almak istediğiniz noktada büyük bir başarı var. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgili ev hanımları, eşinizinle aranızdaki bağı düzeltmediğinizde her zaman mutsuz olacak tarafsızsınız. Evi dişi kuş yapar, erkek de horozlu horozluğunu yapması lazım. Hak veriyorum, sizin eşiniz sorumsuz, dağınık ve her zaman bütün yükü size attı. Siz bu dengede yoruldunuz ve aile büyüklerimizle de aramızdaki bağda çözülmesi gereken konularımız var. Bunlar da çözümlenecek. Evet, iş para konularımız özellikle 5. ve 6. aya kadar sistemli olduğunda 3 ve 6. aya kadar da aşkı yakalayacaksınız. Geçmiş ilişkileri kapatma, özellikle de kendi içinizdeki yaşadığınız ilişkinizle ilgili kırgın sözlerle artık geride bırakıp hayata daha iyi tutunmanız lazım. Eğitim yarım bıraktığınız evreleri de tamamlamak için sevgili boğalar çok iyi ve kartlarım da size zaten şey diyor. Kendini bulmadığın sürece bulmaca gibi ortada kalırsın. Bulmacayı kendine çöz diyoruz. Mutlu seneler. Sevgili ikizler, kalp, beğen, yorum yap. 2023 sizlere neler bekliyor dediğimizde, kendi içinizdeki iş kaoslarınız, çıkamayacağım ve haklarımla ilgili yıllardır mücadele ettiğim noktada daha vakti var diyeceğim ve siz burada delireceksiniz. Bunca yıllık emeğim, özellikle 4. ay iş konularınızla alakalı ve Şubat ayı sizin start döneminiz, 4. ay başarı ve 7. ayda hedef noktamız, güzel noktalar ve başarınızın elde edeceği nokta. Yalnız iş çevrenizle ilgili içinizde fesatlıklarınız devam etse de onların size çok fazla faydaları ama onların da sizin için fesatlıkları var. O yüzden ikili çatışmada zarar görmeyin. Siz de ikili oyunlarınıza devam edin istiyorum. Yeni iş alanıyla alakalı içinizde kurmak istediğiniz noktanız varsa 1, 2, 3, 4, 5 özellikle de sizde E ve M ve T harfi varsa 5. ay itibariyle kendi işinizi, kendi oluşumunuzu, kendi hayatınızı çok rahat bir şekilde tamamlayacak gözüküyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili beklenti içerisindeyseniz ve isminde E ve A harfi varsa mühür,
Özellikle gitmek istediğimiz ülkenin maskesi sizin adınıza yazılmış gözüküyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Hanemizde uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan ve hala dengeyi bulamayan bu yıl takipçilerimiz 5. aydan sonra hanemiz ve iş alanımızda doğumlar, beklediğimiz noktada hedef ve yeniden oluşumlar tadacaksınız. Aslında şansın sizi Tanrım ve Rabbim çok güzel bir doğurma evresi yaratmış. Sadece buna inanmanız lazım diyorum. Evet, aile büyüklerimizde bu sene sağlık problemlerinin çok fazla ve erkekleri temsil eden sağlık problemleri biraz sizi yıpratsa da yeni anlaşmalar, yeni iş konularınızla ilgili fırsatlarınızın daha yoğun olacağı bir nokta. Eğer ki hala iş sorunu yaşıyorsanız ve çözemediyseniz yeni yıl, der ki yılın ilk ayı, sizin güneşiniz o kadar güzel ve o kadar güzel parlayacak ki cesaret ve kabul etmeyi bildiğinde güzel evrelerimiz var. Borç ve sıkıntı içerisinde olan ve hala kendi düzenini oturtamayan sevgili takipçiler, özellikle T, U ve O ve R harfiniz varsa bu yıl parasal konusunda yıldızınızın çok fazla parlak olacağı ve bu parlak noktanızda bu yıl istediğimiz evi ya da istediğimiz aracın kalbini alacağınız gözüküyor. Kendi işiniz ve kendi alanınızla alakalı ortaklı süreçlerimiz varsa ortaklar arasında kriz yok. Paranız kendi duanızla daha büyüyecek ve güzel enerjiler sağlanacak. Özellikle D ve E ve T harfi varsa isminizde bu yıl istediğiniz araç kapınızda gözüküyor. Aşk konusunda ruhumu bulamadım ve hala aynı dengenin içerisinde diyorsanız bu yıl ruh ikiziniz ve sizi çok sevecek O, F, İ, C harfli biriyle hayat arkadaşlığı yolunuz başlayacak gözüküyor. Yurt dışı planınız varsa, özellikle de K harfi ve H ve A harfi varsa ya da O harfi varsa yurt dışı için çok güzel imkanlar. Bu konuda kazancınızın da güzel olacağını uyarıyor. Kalbimdeki kişi bu yıl bana adım atar mı derseniz evet, Şubat'ta bir diyalog hakimiyetimiz olacak ama sizin farklı noktalardan kısmet enerjiniz var. Yani bu eğer ki eskiye dönecekseniz kalbiniz ciddi anlamda kırılacak. Yeni başlangıç yaptığınızda kendinizi kraliçe ya da kral gibi hissedeceksiniz. Değer evreniz, kırılan kalbiniz, kırılan o onurunuzu tamir edecek bir hayat arkadaşı var. Bence bu şansı vermelisin. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşiniz ev değiştirmek, yeni bir eve geçmek istiyor. Bu yılın özellikle 8. ayı yeni eviniz, yeni kapınız hayırlı olsun diyorum. Ama özellikle de kendi kardeşleriniz, ablanız, bacınız ya da abiniz, küçük erkek kardeşinizin aile içerisinde büyük problemleri, bunun verdiği yorgunluklar sizi bu yıl özellikle ikizler ayı yani 3. aydan sonra yani Mart 21'den sonra çok ciddi krizleri tetikleyecek ve bunları dengelememiz lazım diyorum. Her şeyden önemlisi gideceğiniz seyahatlerde gayet başarılı ve aydınlık noktanız var. Evli çiftlerimizde özellikle isminizde isminiz O ve R harfi ya da T harfiyle başlıyorsa ev satmak, yeni bir eve geçmek ve hayalinizdeki eve kavuşmayı temsil eder. Eğer ki hanemizde Boğa burcu ya da Kova burcu bireylerimiz varsa zaten 3. kat eviniz, hayal ettiğiniz kapınız aydınlıklı olarak gözüküyor. Yalnız yasal olarak çözülmesi gereken kendi baba ve anne köklerinizle alakalı noktada mahkemelerin uzun soluklu olacağı ve dede köklerimiz ya da bazı yaşanan kaosları düzeltmek için bu yılın 5. ayı sizi çok zorlayacak ve bu zorlama sizi yıpratabilir. Şimdiden bu evreye doğru geçiş yapalım. Yılın son ayında aile büyüklerimizde bir sıkıntımız olabilir, bir gözyaşı evresi söz konusu olacak. Özellikle isminin, eşinizin isminde A ve K harfi varsa onun değişip dönüşeceği ve bu haneye gerçekten güç kazanacak. Bağımlı ve mutsuz olan ve devamlı evde söz şiddet uygulayan ve ailemden destek alamıyorum ve yolumu bulamıyorum ve iş anlamında da çok mutsuzum diyenler de bu yıl yol ayrımları ve bu yol ayrımlarında haklarınız ve kendi ailenizde sizi destekleyerek yeni yolculuğa gideceksiniz. Sevgili gençler, bu yıl çok şanslısınız. Hem aşkta hem kariyer hayatınızla ilgili noktada. Eğer ki iş arıyorsanız da Ağustos ayı sizin için çok güzel bir iş evresi. Üniversite ya da gelecek planlarınız için çok güzel bir meditasyon. Şifalanacaksınız, kendinizi en iyi şekilde bulacağınızı gösteriyor. Yalnız eşinizin ailesinde bazı toprak konularında sizi eşinizi yok sayacak durumlar söz konusu olabilir.
Yani bu sene mal savaşı var. Dikkatli olun diyorum. Evet sevgili takipçilerim. Yani kendinizin geliştireceğiniz en önemli yıl ve bu gelişimleri doğru tamamladığınızda kaoslarınız, yaşadığınız krizler, ekonomik olarak yaşadığınız ve aşk anlamında da zarar gördüğünüz birçok nokta 7. ay itibariyle şifalanacak. Siz şifanızı kabul edin ve 7. aya kadar sabırlı, mantıklı, biraz da para biriktirerek ödenmesi gereken noktaları halledin. 7. aydan sonra bolluk var. Sevgili yengeçler, güzel, uğurlu ve keyifli bir yıl sizin olsun diyorum. Hemen kartlarımız elimde. Şöyle bakıyorum ve alıyorum. Güzellikleri kabul edin. Hayatta her şey bizim için. Acıda, tatlıda ne varsa hep birlikte yaşayacağız. Yoksa hayatın hep tatlı gitse hayatın ne anlamı olur? İnsan mutsuzluk da ister. İnsan huzur da ister. Hepsi hayatın yaşam kalitesi diyorum. Evet bu yıl özellikle sizin için iş konularınız, hayatınızda mesela en alt katta konum olarak değişmek istediğiniz en tepeye doğru hareket edeceksiniz. İşle alakalı boşluklarınız, tamamlayamadığınız konularımız artık sizin göz renginizle birlikte iyi oluşumlar, iyi anlaşmalar ve sizi mutlu edilecek yıkım içerisinde gördüğünüz parasal hayatınızda da çok verimli iyileşmeler söz konusu olacak. Yani gözünüzü dört atacaksınız. Bu sene sizin bu el kol bağlı, kısmetsizim, şanssızım, toparlanamıyorum dediğimiz dönem yılın ilk ayı itibariyle yani Ocak biterken sizde bu el kol bağlılığı bitecek ve her şeyden önemlisi hem iş alanımızda hem de hayatımızla alakalı noktada büyük değişimler, büyük yenilikler size aydınlığa iteceğini uyarıyor. Evet, özellikle geçmiş iş patronlarımız ya da yaşadığımız birçok nokta artık dengesini bulacak. Eğer ki ömür, onur, o Ö ve O harfi ve B harfiyle başlıyorsanız gerçekten kapılarınızda kurumsal büyük şirketler ve yurt dışı bağlantılı anlaşmalarınız ferah ve aydınlıkta olacak. Özellikle devletle alakalı beklentiniz varsa bu yılın 7. ve 11. ayı sizin için çok şanslı ve aydınlık bir nokta olacak. Yani bu 7 ve 11 ayında kararlarınız, duruşunuz, işle alakalı da olabilir. Devletle bağlantılarımızla ilgili güçlenmek, başlamak, yani size şans var olacak gözüküyor. Uzun süredir eşinizin ya da oğlunuzun ya da kendinizin iş krizleri varsa bu krizlerin bu yılın 4. ayında yavaş yavaş altyapıyı oturtacaksınız. 5. ay artık parasal haklarımızla alakalı birçok noktanın aydınlanması. Yani der ki burada sıkışmış yasa, hak, miras çözülmesi gereken noktalarda doğru bölünmek. Kanatlarınız artık mor, parayı temsil ediyor, gücü temsil ediyor. Hiç korkmanıza gerek yok gösteriyor. Özellikle Ateş Burcu biriyle tartışabilirsiniz. Koç, Aslan, Yay. Yani ya da sıcak aylarda çok ciddi insanlarla tartışmalarınız var. Bu konuyu doğru şekilde yönlendirin. Yoksa özel hayatımızda bazı trajik olaylara, bazı karmaşıklıklar yaşanacak. Dikkat edin diyorum. Eğer kehanemizde 4 çocuğunuz varsa 3 kız 1 erkek ya da 3 erkek 1 kız varsa ikinci katta ev sahibi olacağınız ve hayal ettiğiniz topraklı eviniz şimdiden hayırlı olsun. Hiç çocuğunuz yoksa özellikle eşinizin aile apartmanında oturuyorsanız kendi evinize geçmek daha huzurlu bir noktaya aydınlığa gireceğiniz gözüküyor. Yani kalp şifalanacak, kalp mutlu olacak ve karı koca olmayı daha net bir şekilde öğreneceğiz. Uzun soluklu evli çiftlerimizde eşinizin iş gereği gideceği seyahatler, kendinizi boşlukta ve yalnız hissetmenize ama eşinizin gerçekten çalışmaya ve borçlarımızla alakalı noktaya ödemeye ihtiyacı var. Sabırlı olun lütfen. Özellikle sizde de N ve M harfiyle başlıyorsanız, eşinizde de K ve A harfi varsa bu sizin hayatınız boyunca özgürlük alanınız için mücadele ediyor. Ona anlayış gösterip gereksiz boşluklara düşüp hata yapmamanız gerektiğini uyarıyorum. Özellikle eltilerle tartışmalar olacak sevgili evli çiftlerimizle alakalı noktada. Yani erkek eşlerinizin kardeşlerinin karıları yüzünden, kadınları yüzünden çok büyük iftiralara, yalanlara, açgözlük, hırsızlıkla suçlanabilirsiniz. Bu sene büyük bir ihtimal dikkat etmeniz gereken eşinizin kardeşlerinin eşleriyle alakalı yaşanacak krizler. Gereksiz iftiraya uğramamanız gerektiğini öneriyorum.
Sevgili gençler, özellikle sanatçı, yaratıcı ve mühendislik evreniz varsa bu yıl gerçekten kendinizi bilimsel olarak kanıtlayacaksınız ve hedef noktanıza erişeceksiniz. Çocuklarınızla alakalı yaşadığınız bağırış çağırış dönemi 4. aya kadar devam edecek. Sert konuşmalar psikolojilerini bozuyor. Sizin de psikolojiniz bozuk. Çocuklarla bağı oturtmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, evde tamir tadilat düşünen ve yazlık ev niyeti olan sevgili yengeçler için Ocak sonuna doğru eşiniz ya da aile ortak bağla birlikte güzel bir yuva anahtarımız olacak. Tamir tadilat konularımızla ilgili de özellikle sizin istediğiniz salon genişlesin, çocukların odası, hatta evi satıp büyük bir ev düşünceniz varsa bunun için 9. ve 11. aya ihtiyacınız var. Mantıklı ve sabırlı olmanız gerekiyor. Eşinizin kendi içerisinde ya da sizin kendi içerisinde iş konularımızla ilgili yorucu ve stresli ama konumlu bir yıl olacak. Merak etmeyin. Aşk konusunda huzursuz olan sevgili yengeçler için Toprak burcundan büyük bir aşk ve özellikle de Toprak burcuna aşk enerjiniz var. 5. aydan sonra başlayacak aşk sizi kalben esarete, kalben mutluluğa doğru ilerletecek. Bu yıl evlenmeyi düşünen sevgili çiftlerimiz için 5. aydan sonra kalbinizdeki insanla söz, nişan, evlenme söz konusu gözüküyor. Yalnız babaanne, anneanne köklerimizle ilgili biraz sağlık problemleri ve sıkıntı ve babanızın da kalple alakalı dikkat etmesi gereken nokta var. Kalbinizdeki dua yurt dışına yerleşmekse ya da şehir dışına yerleşmekse kalbinizdeki dua Ağustos 21'den sonra gerçekleşiyor. Yolunuz ışık, aydınlık olsun. Acı çeken ve evliliği hiç istemeyen çiftlerimiz için gerçekten kalbin size dokunacağı doğru aşk var. Sabır ile, bu yıl söz nişan olur ama 2024 evlilik kapınız için muhteşem uyarılar veriyor. Bağlanmayı, güven problemi yaşıyorsunuz. Uzun süredir inandığınız maddi ve manevi ilişkilerinizde zarar gördünüz. Artık kimsenin sizin için önemli olmadığını düşünüyorsunuz ama bu yıl çok önemli olduğunuzun farkına varacaksınız. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, 2023 size bolluk, bereket, huzur, aşk, ne istiyorsanız hepsini getirsin istiyorum. Benim tarotlarım size neler getirecek, onlara da bir bakalım lütfen diyorum. Evet sevgili aslanlar, özellikle çiftler arasındaki yaşanacak karışıklıklar aşka dönüşecek. Yani karıştığınız, mutsuz olduğunuz, sizi yoran, güven problemleriyle ilgili yaşadığınız bazı noktalar, özellikle ilk yılın 3 ayı çok güzel. Güven, enerji ve yıl sonuna doğru hediyeler, sürprizlerle dolu bir enerji yakalayacaksınız dedim. Ve eğer ki hanemizde ikizler, kova ya da hava burcu biri varsa onun hayatında yurt dışı ya da iş gereği yaşadığı krizleri düzeltmek için çok önemli bir döngüye girecek sevgili eşiniz, çocuğunuz ya da siz ve büyük bir başarı ve yönünüzü bulacaksınız. Büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız ve iş alanınızla ilgili son 4 yıldır yaşadığınız evre yavaş yavaş anahtarın, işin gücü, konumunuzun hani birinci masadaysanız 4. masaya geçeceğimiz ve haklarımızla ilgili de çok güzel döngüler yaşayacak olarak uyarı veriyor. Eğer devletle alakalı noktada yerimiz ve oluşumla ilgili beklentileriniz varsa burada bir erkeğin gözünün önündesiniz. O erkek sizi yollamıyor. Burayı idare etmeniz sizin için daha sağlıklı. Eğer yöneticileriniz toprak burcuysa onların size ihtiyacı var ve sizi başka bir yere itmek istemiyorlar. Kendi işiniz ve kendi alanınızda ortaklı süreçlerde ortak ayrımları 5 ve 9. aya kadar kendi içinizdeki ortağınızın yanlışlarını görerek kendimize daha olumlu süreçler ve iş alanımızı en iyi şekilde büyüteceğiz gözüküyor. Eğer isminizde G ve Y harfi, R harfi varsa çok güzel bir firmaya güzel başlangıçlar. Eğer serbest bir meslek yapıyorsanız artık serbest mesleği bırakıp kendinizi kurumsal bir alanda da büyütmek isteyebilirsiniz. Özellikle de bu harf sizin harflerinizde K ve E harfi varsa gerçekten kurumsal alanda güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Anne, teyze, hala dediğimiz kişilerde ani operasyonlar söz konusu olacak bu yıl ve bunun verdiği yorgunluklar oluşabilir. Ama sizin kendi
arkadaşlarınızın size hatalarıyla yüz yüze kalacaksınız. Artık kendi ışığınızı, kendi yönünüzün yalnız olduğuna karar verip hem ekonomik olarak hem oluşum olarak iyileşmeye ihtiyacınız var. Der ki bu kartlar sizin için, evet çok acı çektiniz, yorgunluklarınız çok fazla var, maddi olarak dolandırıldınız, aşk konusunda da yıprandınız geçtiğimiz yıllarda. Bu yıl artık kendi benliğimizin doğru hareket ettiği noktada çok güzel kartlar size diyor ki seçimler, yollar, aydınlanmalar, doğacak süreçleri doğru değerlendirmenizi öneriyor. Ama sizin deli deli halleriniz var. Bu deli deli haller sizi sıkıntıya sokmasın. Yasal olarak özellikle mahkemelik ve ceza ve parayla alakalı sıkıntılarımız varsa bu 2024 bu konular için bitmiş olacağı, 2023 bunlar için başlangıç olacağı, yavaş yavaş altyapıyı en iyi şekilde oturtacaksınız. Evet, aşk konusunda kendinizi, dengeyi bulmak, huzuru bulmak istiyorsanız, evet bu evre doğru ama aileler arasında uyumsuzluktan kaynaklı büyük savaşlar vereceksiniz. Her iki tarafında kendini yontması lazım, yoksa aileler bu ilişkiye terslik yaratıyor ve yaratmaya devam edecek. Bu sene doğum düşünen, gebelik düşünen sevgili aslanlar için hayırlı kız çocuk enerjiniz var. Özellikle sizde S harfi ve Ş harfi ve L harfi varsa hayırlı ve sağlıklı bir evlat kucağınıza gelecek. Kendi ailenizle ilgili eşinizin arasındaki kaoslar sizi mutsuz ediyor ve eşinizin anlayışsız tavrı ve ailenizi kabul etmemesinden kaynaklı mutsuzluklarınız var ve gizli gizli konuşmak, gizli gizli devam etmekten çok yoruldunuz ve eşiniz bu konuda sizi çok incitiyor ve incittiği için de kalp kırıklıklarınız devam edecek bu sene. Evet, kendinizi geliştirmek istediğiniz bazı dil eğitimleri, kurslar ve bunlarla ilgili başlangıçlarınız var ama çok çabuk sıkılıyorsunuz, yarım bırakıyorsunuz. Bunları artık kendinizi bu noktada geliştirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Boşanma fikri olanlar, çocuklarınızın eğitim evresinin bitiminde anlaşmalı şekilde boşanmalar devam edecek. Özellikle yaşınız 20 ile 35 arasıysa ya da 27-35 arasıysa eşinizle aranızdaki şiddetsiz, şiddetli sözler her iki tarafı da çok fazla yıpratıyor. İlişki terapisi de şart diyorum ve eşinizin size yalanları ortaya çıkacak ve bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Sevgili gençler, kendinizi geliştirerek aşk konusunda da gelişeceksiniz ama eğitimle ilgili 3-5. aya kadar çok güzel fırsatlarınız var. Dil eğitimi, yarım bıraktırmayı düşündüğünüz konuları artık masaya yatırın, ailece de yatırın. Lütfen bunları düzeltin diyorum. Evet, evlenme ve ilişki konusunda kendini şanssız olanlar, özellikle hayatınızda yengeç ayı itibariyle doğru insanı bulma, yani Temmuz ayı, Haziran ortasından sonra kendinize bilgelik ve B ve İ harfi ve L harfi biriyle güzel bir aşk enerjiniz var ve bu bizim kalıcı evremiz gözüküyor. Yalnız şöyle ev ve mal konularımızla ilgili, özellikle kiradaysanız ve yine bir kira evremiz var ama ailemizin bize vereceği miras hakkı var. 4. ev, 5. katta sizin haklarınız gözüküyor. O eve taşınabilirsiniz. Bu sizin için iyi olacak. Yalnız toprak almak, toprak yatırımları ile ilgili fikri olan sevgili çiftlerimiz için ödül veriyor. Yapmanız gereken noktamız var. Yalnız çocuklarımız ve erkek çocuğumuz varsa bağımlılıklar, sert konuşmaları, dışarıya yönük evreler söz konusu, dikkatli olun. Ama kız çocuğunuz varsa, kızımız da bu ara çok fazla her şeyi merak ediyor. Arkadaş çevresine özeniyor olabilir. Eksik olan şeylerinizi size söylüyor. Siz de dinlemiyorsunuz. Çocuklarınızı dikkate alın. Evet, parasal evrede gerçekten 5. aydan sonra hanemizde büyük rahatlıklar söz konusu olacak. Ve ailemizde anne baba ya da eşinizin anne babası ya da hava burcu birinden çok güçlü bir ev desteği alacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili Başaklar, güzel bir yıl, umutlu bir yıl, hayat dolu bir yıl sizlerle olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Her şey gönlünüzce, her şey şifanızda olsun efendim. Ne diyelim, uğur sizden, bereket sizden olsun. Evet sevgili takipçilerim, sevgili Başaklar, aile bağlarımızın en güçlü olacağı bir yıl yaşayacağız. Çünkü geçmişte yaşadığımız olayları benimseyerek
bu sene bunlarla iletişimle ilgili sıkıntılarımızı çözmek için çok güzel adımlar atacağımız, kırgınlıklar biraz daha yumuşayacak, uzun süredir aileniz sizi reddediyorsa barışacaksınız, eşinizle ailenizin arasındaki yaşanacak krizler özellikle bu yıl artık gülümsetecek, yaza doğru küskünlükler çok fazla barışacağını gösteriyor. Ama iş konularınızla alakalı yıkmak istediğiniz ve aynı alanda çok uzun süre yaşıyorsanız buradan hani kovulmak isteriz ya, primimizi alıp başka bir yere geçmek, kendi işimizi evlet. Burada sizin yükseleceğiniz gözüküyor. Hani yükseleceğiniz için tekrar kovulmaya gerek yok. Yerinize sımsıkı sarılın. Eğer ticaret yapacaksanız da ekonomik olarak zorlanabilirsiniz diyorum. Evet, uzun süredir yeni iş arıyorsanız ve işle alakalı noktalarımız dördüncü ve beşinci. Size çok güzel başlangıç. Hatta şöyle söyleyeceğim. Yengeç burcu ya da su burcu birinden gelecek iş alanımızda anahtarımız rahata erecek ve isteklerimizi tek tek oluşturacağız. Özellikle isminizde G, Z ve E harfi varsa iş alanımızla ilgili geçmiş yaşadığımız hatalar bitiyor. Çok güçlenerek kendi gücümüze daha rahatlıklar sağlayacağız. Ortaklı iş ve toprak burcu ile ortaklı işleriniz varsa bu konuda bu yıl Ağustos ayı sizin için verimli ve kazançlı. Yurt dışı ile alakalı noktalarınızda kanatlarınız özgürce oluşacak ve der ki yurt dışı ile olan tüm bağlarımız rahatlığa ve aydınlığa kavuşacak. Eğer ki devletle alakalı noktada yer değişimi ya da alanlarla ilgili oluşumlarınız varsa yolculuk imzanız olacak. Hazineniz bu konuda gayet verimli ve aydınlık. Yalnız iş çevresinde aşık olduğunuz kişinin size duygusal yönü var. Bu ara çok fazla aslanlarda, pardon, başaklarda platonik takılmalar, hayal dünyanızda sıkışmış olan alanı artık aşka dönüştüreceksiniz ve bu aşk size hayat arkadaşınız. Bu yıl kesinlikle evlilik planlamayan ve evliliğe asla inanmayan başaklarda güzel hayat arkadaşlığı var diyorum. Ailede kardeş ya da abi ya da anneniz balık burcuysa sağlık problemleriyle ilgili bir koşturma evremi söz konusu olacak ve onun sağlığı hani hücrelerin fazlasıyla yıpranacağı bir nokta. O yüzden onu çok fazla desteklememiz lazım. Eğer ki siz tek çocuksanız ailenizin size alacağı bir yatırım. Eğer üç kardeş ve iki kardeşseniz ailenizin her evlatla ilgili destek vererek ev almanıza yardımcı olacağını gösteriyor. Ama ekonomik olarak dipte olan ve bir türlü bu konuyu iyileştiremeyen sevgili takipçilerim için, sevgili başaklar için gerçekten Kova burcu sizin için güzel kapıları yansıtıyor. Yani Şubat ayından sonra bu konularımızla ilgili sıkıntılarımız da bitmiş olacak ve güzel aydınlanmalar yaşanacak. Hiç aşk yaşamayanlar için şöyle söyleyeyim, Ekim ayı muhteşem bir aşka yelken açacaksınız ve bu aşk sizi kalben hançer gibi saplayacak ve her iki tarafta birbirine çok aşık olacak diyorum. Eskilerden geri dönmesini istediğiniz kişi geri dönecek ve onunla evlilik planları içerisinde olacaksınız ve onun kader çarkı ve sizin kader çarkınız sizin için var olan noktayı gösteriyor. Aile işiniz ya da aileyle bağlantılı iş kapınız varsa bir türlü hep yarım kalıyor, hayallerime ulaşamıyorum diyorsanız Güneş size çok güzel oluşum yaratıyor. Yani bu yıl bu konumuzun daha büyüyeceği, daha rahat erişeceği gözüküyor. Evli çiftler arasında özellikle hanımlar bu sene çok fazla eşinizin üstüne gideceksiniz. Özellikle hiç susmayacak bir evreniz söz konusu gözüküyor. Eşinizin bir hatası yok. Gereksizce onu sık boğaz etmemeniz lazım. Biraz pasif, biraz konuşmuyor. Kendi içinde yaşıyor, duygularını yansıtamıyor ama o hanesini, çocuğunu, eşini seviyor. Kriz evresi yaşayan çiftler için de sürpriz bir gebelikle evimizdeki kriz yavaş yavaş toparlanacak ve iyileşmeye doğru gidecek. Evli çiftlerimizin arasında eşinizin iş krizleri ve sizin ev enerjinizdeki yorgunluklar birbirinizle çatışmanıza sebep oluyor. Birbirinize bu yıl özellikle Nisan ayından sonra sımsıkı sarılmanız lazım. Eğer konuşmalar sert olursa boşanmaya doğru gidecek ve bu sertlik düzelmeyecek gözüküyor. Akraba ya da eşiniz ve kendi aranızda, aile aranızdaki sorunları çözmek ve bu yıl affetme, bağışlama ve kırgınlıkları yavaş yavaş bitireceksiniz. Görümceniz ya da eltiniz size ya da kayınvalidenizin soyundan bazı kadınlar, teyzeleri, halaları evliliğinizi bozmaya çalışıyor. Özellikle halasında T, H, U, R harfi varsa ya da teyzesinde bu harflerden biri varsa evinizin üzerine kötü enerji yapabilir. Özellikle
Mart ayından sonra gereksiz tartışmalar yıl sonu itibariyle gerginliğe sebep olacak. Bol bol evinizi okutun. İhanet, yani ya sizin yaratacağınız ihanet ya da erkeğin yaratacağı ihanet. Çünkü burada kalp hançerlenmiş ya. Yani burada kadın erkek çizgisini veriyor. Dikkatli olun. Hayatınıza girecek insan tehditkar olacak ve sizi şantaja ve parasal evrede sıkıntıya düşürebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Boşanmak isteyenler de yasal olarak bu yıl anlaşmalı şekilde boşanacaksınız. Yol ayrımınız hayırlı olacak. Evet, eğitim konusunda kendini geliştirmek isteyen ev hanımları güzel eğitimler alarak kendinize ekmek kapısı yaratacaksınız ama şöyle bir şey var, detaycı ve sağlık takıntısı ve detaycı takıntılarınız olduğu için konsantrasyon probleminiz var. Bunu düzeltelim. Aşklar, sevgili gençler, eğitiminize fazlasıyla önem verdiğinizde gerçek bakışları, gerçek enerjiyi yakalayacaksınız. Ev ya da araç almak isteyenler 2. ve 5. ay itibariyle bu konularımız rahata ermiş olacak. Haciz ya da icralık durumlarımızla ilgili ertelenecek, sonu sizin için zafer. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte ve 2023 size böyle peri masalları gibi geçsin. Evlatlarınızla, çocuklarınızla, eşlerinizle, sevgililerinizle mutlu ve ağız tadında bir yıl olsun. Tarotlarım size neler diyor? Hemen bakıyorum. Evet, meditasyonunuzun, üzerinizdeki yüklerin ve yaşadığınız evrenin bereketini tadacaksınız. Krizler döneminiz bitiyor. Tartışma evreleriniz rahatlayacak. Ve şansınızın size mal, mülk anlamında çok mağdursanız, hiçbir şeyiniz yoksa bu sene çok şanslı olacağınızı, seçimlerinizi doğru yaptığınızda da hatalarınızı görerek bu hayatı daha güçlü, bu yılı daha güçlü tadacaksınız. Yani yıldız demeyelim, hem erkek ve hem kadınlarımız için bu yarım kalmışlıklar, elim kolum tuttuğum her şey ortadan ikiye, bir bardak alsam hani kırılıyor, evime bir şey alsam darmadağın oluyor dediğimiz evre hem enerjinizle hem şifalanmalarınızla birlikte bitmiş olacak ve büyük şans fırsatlarını yakalayacaksınız. Çalıştığınız noktada pişman olduğunuz hatalarınızı düzeltme, kendi dengenizi, kendi alanınızı daha sağlam noktalara itmek istiyorsunuz, kökleneceksiniz. Özellikle sizde Y, G ya da E ve N harfi varsa iş yerinizde konum ve mertebenizle ilgili çok güzel değişimler ve Ateş Burcu birinden alacağınız destekle birlikte daha güzel fırsatlar yakalayarak işinizde basamak basamak değişmeler söz konusu olacak. Mesela bulunduğunuz noktadan devlet kapısına, devlet kurumuna girmek istiyorsanız burada Z ve E ve G harfli birinin sizin bu konuda çok büyük bir destek vereceğini ve bu destek ayınızın da özellikle yıl ortası olduğunu ve bu yıl ortası itibariyle devletle ilgili kapılarımız feraha erecek. Evet, bu sene bol bol dua edin. Çünkü mühür vurmak için bütün dualar sizin için çalışacak ve iş kapınız, iş ödüllerinizi en iyi şekilde alacaksınız. Bol bol dua edin. Ailemizde uzun süredir mahkemesel devam eden kardeşleriniz ya da aile büyüklerimizle ilgili çok güzel bir ferah. 5. ve 6. ay özgürlük alanlarında büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Eğer ki çok uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız yılın 3. ayının başı ya da 4. ayın ortasında güzel bir ışık ve uzun soluklu devam edecek. Hem parasal anlamda da rahata ereceğiniz iş kapınız ferahlığa, aydınlığa kavuşacak. Eğer ki devam eden eğitimlerinizle ilgili yurt dışı planınız varsa bir dahaki Aralık sonu itibariyle yurt dışı ile ilgili kapılarınız imzalanmış ve eğitimleriniz bu noktada ferah ve aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Eğer ki iş gereği gidip gelen, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz hiçbir yorumda. Burada der ki çalışan kişiler için bu yıl yurt dışı ile ilgili imkanlarınız, bol bol seyahatleriniz var. Bu seyahatlerde tanışacağınız insanlar size farklı iş imkanları da sunacak. Mümkün olduğu kadar insanlarla iletişiminiz bol olsun. Dengedeki doğru ruh iş kapınız da aydınlığa girecek. Kendi işini yapanlarda büyütmek ve daha büyük evreler yaratmak istiyorsanız der ki doğur, yap ve başar. Ödülün, kapın ve gücün, yurt dışı bağlantılı evrelerde çok güzel evrelerimiz var. Bulunduğunuz alanda şehir değişimi, alan değişimi düşünen sevgili takipçi ve sevgili çiftlerimiz için
Hemen kart diyor ki zaten çok uzun süredir istiyordun. Bulunduğunuz noktada, binada, çevrenizde, insanlarda esaret evresindeydin. Devamlı tartışmalar içerisinde çocuklarınızı ve evinizi büyütmek istemiyorsunuz. Yeni yolunuz, yeni yolculuğunuz, yeni eviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bunu da özellikle 5. ay başladığında net karar verip yıl sonuna doğru yeni evinize geçmiş olacaksınız. Evinizde haciz ya da paranızda ipotekli durumlar biraz daha sizi zorlasa da, yani Aralık ayına geldiğinizde bir dahaki sene bu ipoteklerden, bu haciz olaylarından kurtulmuş olacaksınız. Nefes alma noktamız var. Babanıza ait çözemediği konularla ilgili ve borç ve sorumsuzluklarından kaynaklı dengeleri bu yıl anneniz ya da kardeşler arasında dengeyi bulacaksınız ve rahata erme. Sevgili gençler, gözleriniz mavi, yeşil, turkuazsa güzel aşkın ve eğitim konularındaki planladığınız noktalar çok güzel aydınlanacak. 5. ay sizin için kendinizi bulmanız ve yaz tatilindeki yapacağınız enerji yıl sonuna, yani Eylül-Ekim'den sonra başarınıza odaklanmanıza ve kalbinizdeki aşkla da güzel bir aşk yaşayacağınıza gösterir. Eski ilişkinizin size günaha sevk etmesi, boşluğa düşürmesinden bıkan sevgili takipçilerim için yeni bir evlilik kapınız, yeni bir ilişki ve iletişim içerisinde olacağınız muhteşem bir aşk var. Yani geçmiş ilişkinizi unuttuğunuz takdirde sizi sevecek, saracak, güzel. Hatta bu kişi de İ harfi, L harfi, R ve S ve K harfi çok belirgin. Onunla siz hayat, eğer eskiyi düşünüyorsanız kafanız komple uzun soluklu ilişkisiz kalacak gözüküyor. Evli çiftlerimizin arasındaki geçmiş güvensizlikler, yapılan yanlışları düzeltmek için mücadele vereceksiniz. Her iki tarafta ilişkiyi düzeltecek ve evliliğini kurtaracak. Hani yemin ederiz ya, Kur'an'a el basarız, bir daha yapmayacağım asla. Evet, bir daha kimse bir şey yapmayacak ve evliliğiniz kurtulacak. Boşanma fikri olanlar için tekrar ilişkiye şans verseniz de eninde sonunda Başak ayına geldiğinizde bu boşanma gerçekleşmiş olacak. Sadece ekonomik gücünüzü toparlayın. Ev konusundaki haklarınız için mücadele verin. Ev hanımları, eşi ve çocukları arasındaki diyalog probleminiz var. Mesela kendi evrenizde inatçı yönünüz evdeki insanları çok fazla yoruyor. Ve eşinizin ailesinin yükü ve kendi ailenizin evresi ve çocuklarınızın enerjisi fazla kasvete soktuğu için, yani evden mutlu olmadığınız gözüküyor. Evde değil, siz mutsuzsunuz. Bunu düzeltmemiz lazım. Yoksa bu ileride size unutkanlık, ileride kaoslar yaratacak. Şimdiden kendinizi şifalandırın. Küs olacak, küs kavgası yapacağınız, özellikle kardeşler ve anne arasındaki iletişimde çok büyük kavgalar olacak. Bilimsel davran, akıllı davran. Ve bu konuda hazinen senin için uğurlu gözüküyor. Mutlu kalın, keyifli kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, güzel kalp, aşk, huzur, yıl size böyle hızlı gelsin, hızlı geçsin. Ne istiyorsanız Rabbim size en iyi şekilde nasip etsin diyorum. Evet, sürprizlerle dolu, hem aşkla hem adaletle dolu bir yıl sizi bekliyor. Der ki, hayatınızda olmasını istediğiniz aşk, hayal ettiğiniz insanla dengeyi ve adaleti bulacaksınız. Sihir gibi duygusal anlamda hayatınızda güçlenmeleriniz söz konusu olacak. Yani dördüncü aya kadar aşk enerjiniz, mutluluk enerjiniz ve gözlerinizdeki o mutsuz olan evre ışıl ışıl parlayacak. Doğru kalbe, doğru enerjiye gireceksiniz. Eğer isminizde A ve R ve E varsa ve K ve V harfi varsa gerçekten doğru aşka başlangıçlarımız oluşacak. Aile içerisinde T ve U harfi olan kişinin bazı yalanlarıyla yüz yüze kalacağız ve onun borçları bizi yıpratabilir. Ailemizi biraz depresyona sokabilir. Ona artık para vermeyi bırakın, yoksa aileniz mağdur kalacak, bilginiz olsun diyorum. İş konularınızla alakalı noktada özellikle çok uzun süredir 17 aydır yaşadığınız krizler bu yılın 2. ayından sonra yavaş yavaş temeller oturacak, ama tam oturmayacak, temeller oturacak ve yıl sonuna doğru istediğiniz konum, iletişim içerisinde olacağınız noktalarda netliğe kavuşacaksınız. Derin nefes almak. Eğer büyük bir kurumsaldaysanız işten çıkartılma gibi durumunuz söz konusu ve kendinize acil iş bakmanız gerekiyor.
Ağustos ayı bu konuda taşlar yer yerinden oynayacak. Dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer ki devletle alakalı noktada çalışanlar, yerleşim konusu ile ilgili rahatsız olduğunuz noktalarda biraz daha mücadele etmeniz lazım. Yılın yarısını tamamladıktan sonra açık olacak noktalarda yolculuğumuz başlayacak. Merak etmeyin diyorum. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve ortaklar arasındaki krizler düzelecek, değişim ve dönüşüm İş yerinize bol para ve altın gibi yağacak. Yeter ki işinizde yenilikler alanın enerjisini değiştirin. Çok para kazanacak. B ve E ve İ harfi varsa sizde gerçekten para borcunuz neyse hepsi yavaş yavaş bitmiş olacak. Ve huzur nefesi almaya başlayacaksınız. Bu arada hiç aşk konusuna inanmayan çiftlere bakın. Kader çarkınız size doğru ilişkiyi, doğru krallığı, doğru kraliçeliği oturtuyor. Yani der ki hazine kalple, şifayla bulacak. Hani bu konuda hep evlenip ayrılmış o ilişkileriniz hep başlayıp bitiyorsa bu yılın 3. ayından sonra hayat arkadaşınızla karşılaşmayı ve yıl sonu ailelerin tanışmasını gösteriyor. Uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili bu yıl 5. aya kadar evlilik ve evlilik düzeniniz ve ev konunuzla ilgili noktalardaki rahatlığa erişeceksiniz. Yalnız şunu der, mesela 4 yıllık ilişkiniz varsa onun karışık dünyası ya da sizin karışık dünyanız bu yıl ilişkiyi evlilikle değil de bekletmeyi uyarıyor. Bekletmeyi uyarırken de her iki tarafından yeniden bir aşk yaşanacak, ilişkinin bitmesini de gösterebiliyor kartlar burada. Derya, Demet, Deniz bu harflerdeyseniz yurt dışı ile bağlantılı büyük bir iş anlaşmanız, kalbiniz mutluluktan uçacak. Hem de eğitim konusunda yarım bıraktığınız noktalar feraha ve aydınlığa kavuşacak. Eğer isminiz A ve K harfiyle ya da D harfiyle başlıyorsa iş konusunda çok güzel bir yaratıcı yönünüz. Aynı şekilde de evliliğinizle ilgili ters giden şeyde özgürlük, boğa burcu varsa hanemizin içinde eşiniz ya da sizde bu evlilik artık aşkla, ışıkla, şifayla aydınlığa erişecek. Bu arada nişanlı ve evli çiftlerimizde düzeltmelere devam etmeniz lazım. İlişkinizle alakalı soğukluk evresi, eşiniz ve sizin aranızdaki iletişimde çok ciddi boşluklarımız var. Bu yılın 7. ay yakınına kadar bunları düzeltmezseniz anlaşmalı şekilde boşanmayı ve her iki tarafta kendi yolunu daha rahat seçmek istediğini uyarıyor. Evet, şöyle söyleyeceğim size güzel akreplerim. Hayatınızla alakalı Fatma Hanım'ın elinin anahtarını cüzdanınıza ya da anahtarınıza taktığınız takdirde bu yıl yani sizin için çok güzel bir ev anahtarı 7 ve 15. kat ya da 15 numaralı daire size Allah katından nasip etmiş gözüküyor. Hiç evi olmayanlar yıl sonu itibariyle kredi ya da TOKİ ile ilgili başvurularınız varsa 2023 sonunda size TOKİ ile ilgili haklarınız gözüküyor diyorum. Güzel olacak hem de. Yalnız annemizin ya da babamızın kendine ait toprağı ya da evi, binası varsa müteahhitle ilgili ve kardeşler arasında tartışmalar müteahhitiniz sizi dolandırabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, aşk konusuna değil eğitim hayatınızda bazı aksilikler olacak. Bu yıl bunları dengelemeniz lazım. Dengelemediğiniz takdirde üniversite hayatınız seneye kalıyor. Bu sene dikkatli olun ve başarınıza odaklanmanız lazım. Çünkü siz aşkla olan duygusal yönünüz, eğitiminizi biraz askıya almışsınız. Uzun süredir evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle aile apartmanınızda oturuyorsanız başka bir yerden ev alma fikriniz var. Eviniz bereketli, sakın satmayın. Başka yere gitmek istiyorsanız da uğurlu bir evreniz var. Ailemizde özellikle doğuştan hasta olan kişinin sağlık problemlerinin çok fazla artacağı, biraz bu konuda yıpranacağımızı da uyarıyor. Evet, boşanma fikri olanlar zaten yol ayrımında olacak. Ama bu yıl sizin kartlarım size şunu diyor. Kendinle ilgili noktadaki yönünü, haritanı belirlediğinde değişmesi gereken tek şey etrafınızdaki insanlar. Çünkü siz değişmiş ve kendi hayatınızı en iyi şekilde doğuma hazırlamış gözüküyorsunuz. Evet, yasal olarak bazı konularımızı çözmemiz lazım. Bu sene vergi, bazı noktalarda sıkıntılar olabilir. Ufak tefek hatalarınız olacak. Bunları da iyileştirin diyor. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? 2023 size şahane ötesi yıllar getirsin.
Hiç bitmeyen kahkahalarınız, sevinç gözyaşlarınız yerine bol bol kahkahalarınız olsun ve öyle gözyaşı dökün istiyorum. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Sevgili yaylar, dengeli, kendinizi bulabilecek en doğru bir yıldasınız. Yani kendi krallığınızı, kendi sisteminizi dengeli şekilde yaptığınızda, tahtınızda, konumunuzda, işinizde, bu yılın 9. ayı size muhteşem evre. 9. aya kadar bir şey olmayacak mı derseniz, sistemi ve dengeyi oturtacaksınız. İş alanınızda büyüme, kendinizi büyütme fikirlerinizin altyapısı aydınlığa kavuşacak. Uzun süredir de bulunduğunuz şirketin kendi içindeki karışıklıkları feraha ve aydınlığa ermiş olacak. Ve özellikle sizde, evrenizde Ateş Burcu, Aslan ya da Koç Burcu varsa, onun da konumu yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili büyük bir sevinç olacak. Terazi Burcu, hanemizde biri varsa, onun karmaşık hayatı biraz bizi yıpratabilir, iş hayatımızı da yansıtabilir. O yüzden bunun verdiği gerginlikler sizi kasmasın, işinize ve alanınıza hakim olun. Kurumsal bir alanda yasal süreçleriniz varsa, bu yasal süreçler Şubat ayı itibariyle sizin evrenize aydınlık şekilde getiriyor. Sizde S ve E ve L harfi varsa gerçekten hak edilişiniz. Size verilmesi gereken imkanlar parça parça hayatımıza geçiş sağlayacak. Eğer ki bulunduğunuz noktada üst düzey konuma geçmek istiyorsanız, ödül sizin için gayet başarılı ve aydınlık. T harfiyle başlıyorsanız ya da K ve R harfi enerjiniz varsa, istediğimiz evreye yöneticiliğiniz hak olarak verilmiş. Devletle alakalı yaşadığımız bazı süreçler sizi yorabilir, pişmanlık yaratabilir, konuşmalar yaptığınız konularda zarar görebilirsiniz. Bu sene devlette çalışacaklar, dilinizi kapatacaksınız. Sadece iş odaklı ve işle bağlantılı noktalarda konuşma hakkınız var. Onun dışında kimseyle dedikodu yapmayın. Siz resmiyette suçlanma evresine gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Eğer işsizseniz ve hala iş konularınızı toparlatamadınızsa, Temmuz ayı sizin çok güzel bir iş başlangıcınız ve yurt dışı ile alakalı noktalarda güzel ferahlıklar var. Sabit, serbest bir alanda kendinize iş arıyorsanız, evet, bir kadın desteğiyle birlikte ilk 5 ay içerisinde hayırlı bir iş kapınız olacak ve burada kendinizi yavaş yavaş iyi bir şekilde ispatlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili bu yıl biraz hem koşturmalı, hem telaşlı, hem de karışık bir dönem olsa da başarınıza başarı katacağınız gözüküyor. Kendi ortaklı işlerinizle alakalı noktada siz ortak ayrımı kararı içerisinde olacaksınız ve bu kararla birlikte kendi huzur alanınızı, kendi bilgelik alanınızı büyük bir ferahlığa eriştireceksiniz. Ş, F ve C harfi varsa sizde, gerçekten hem aşk anlamında hem iş anlamında dualarınız sizin enerjinize doğru ilerliyor. Korkmanıza gerek yok. Esaretten kurtulma, özgürlüğünüze kavuşma ve haklarımızı doğru şekilde uygulayacağız. Geçmişe dönük ailemize ait ya da aile büyüklerimizde su burcu biri varsa, onun hakları ile ilgili kendi kardeşler arasındaki yaşanacak kaoslarda, hani hısımlık, düşmanlık deriz ya, bu düşmanlık daha çok büyüyecek. Toprak konusundaki tartışmalar daha büyük karmaşıklıklar yaratabilir. Yani siz onların arkasında durun, onları ezdirmeyin diyorum. Dedim bile. Eğer çok kalabalıklı bir ailedeyseniz, kızlarımızın hakkını asla kimseye yedirmem diyorsanız, tebrik ediyorum. Ablanız ya da kardeşiniz sizin sayenizde hak alacak ve adaletli davrandığınız için de teşekkür ediyorum. Evet, sevgili konusunda mutsuzluğunu ilan eden sevgili yaylar ve hep ilişkim tartışma yaratıyor, kaos yaratıyor, beni çok yıpratıyor diyorsanız, döngünüz artık yumuşama evresine, karşı tarafın size ılımlı davranışları sizi daha mutlu ve keyifli kılacak. Yılın iki ayı böyle, hani deriz ya, didik didik didikleyecek. Sonrasında yavaş yavaş ciddiyete doğru hareket edecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hanemizde ya da ilişkinizde toprak burcu biri varsa, onunla evlilik yolunuz hayırlı ve ışığınız aydınlık olsun diyorum. Sevgili gençler, kendinizle ilgili başarılarınız ve özellikle yurt dışına yerleşmek, eğitiminizle ilgili tamamlamak istediğiniz noktada radikal bir yıl tercih ederseniz, Rabbim size öyle kapılar açmış ki, yani sadece odaklan, aşkla da odaklan ve paraya da odaklan, ama kariyerin sana daha büyük bir odak veriyor. O lütfen bundan ödül al. Platonik takılan ve bir türlü ilişkiyi, hiç hayalinde ilişki yaşayan takipçilerim için
Bence siz bunu böyle seviyorsunuz, böyle takıntılarınız var. Bunun için bir psikoloğa gitmeniz lazım. Kendinize güveniniz yok. Geçmiş ilişkinizin sizinle evlilik planı yaptığını düşünüyorsanız yanlışsınız. O ani biriyle evlilik yapıp yolunu birleştirecek. Unutmayın, sıkıntı sizde. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada taşınmak, yeni ev almak gibi fikirlerimiz olsa da eşinizin size ihaneti sizi biraz yıpratabilir. Bunu aşmak için, çünkü eşiniz sizi bırakmıyor, seviyor ama da değişken bir karakterinden kaynaklı sizi bu noktaya itmiş olabilir. İyi bir psikologla bu evreyi iyileştirmemiz lazım. Boşanma fikri olan ve bir türlü kurtulamıyorum eşimden diyenler, bu yıl ailenizin desteğiyle birlikte özgürlük alanınıza giriş yapacaksınız ve bu kaoslardan çıkacağınız gözüküyor. Yalnız şunu demek istiyorum, biraz tutumlu olmanız gerekiyor. Abur cubur harcamalarınız ve ekonomik olarak sevgili ev hanımları, yani hiç kenarınızda para yok. Bu yıl bu para dengenizi bir an önce oturtmanız lazım. Yoksa eşinizin sağlık probleminden kaynaklı sıkıntılar evimizi biraz dar boğaz edebilir ve siz mecburen işe başlayabilirsiniz. Bu yılın sonu eşinizin bazı krizleri sizi mağdur etmesine izin vermeyin. Hemen bir işte eğitim konusu aydınlığa itin. İtmeniz gerektiğini unutmayın. Evlilik planları gerçekleşecek. Boşanma düşüncesi ve şiddet gören sevgili takipçilerim, gerçekten ayrılmış olacaksınız. Yasal olarak haklarınızla ilgili büyük bir mücadele olsa da 2024, yani bu yıl bunların dengeleri, 2024'te haklarınızla alakalı en büyük verimliliği alacaksınız. İyi seneler, Allah'a emanet olun. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, muhteşem yıl sizlerle olsun. Umutlar, sevgi, para, ne istiyorsanız halinize gelsin istiyorum. Sevgili oğlaklar, evet, ilk önce derin planlar içerisinde olacaksınız. Yalnızlık psikolojiniz daha yüksek olacak. Kendi hayatınızı, geçmişinizi böyle derin derin düşünerek, ben bu verimli hayatımı ne zaman mağdur ettim ve nerede hata yaptım diyerek, böyle 3-4 ay bu hani döngüde bir fanus evreniz olacak ve iş konusuyla ilgili kadınlarla hakim noktadaysanız, burada bazı kadınların size yaratacağı sıkıntı, ekip arkadaşımız, yöneticimiz kadınsa sizinle çok uğraşacağı, yılın 3. ayı ve 4. ayı ne kadar çok zorlu bir süreç var. Sonrasında kendi tercih edeceğiniz yollarla birlikte gideceğiniz iş kapınız size daha mutluluk ve keyif verecek. Uzun süredir çalıştığınız noktada haklarınız ve parasal konularla ilgili artık cesaret edip ocağın ilk haftası konuşmadığınız takdirde şirket 10 kişi personel gibi sizi çalıştıracak. Maaşınıza da küçük bir para birimi yapacak. Siz de "Aa, benim şansım yok" diyeceksiniz. Siz konuşmuyorsunuz. Konuşun, haklarınız için savaş verin diyorum. Kendi alanınızı ve firmanızda çok finans ve hani deriz ya, büyük bir kurumun en büyük yöneticisiniz. Üst düzey ticaret noktanıza doğru ilerleyeceksiniz. Şirketin size sunacağı imkanları doğru değerlendirin. Hem ev verecek, hem araç verecek, hem de siz daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Yani cesaretiniz ve korkularınızı yendiğiniz sürece sizin enerjiniz o kadar yüksek olacak ki deli haliniz bile şirketinize, kendinize para kazandıracak diyorum. Evet, ki hiç uzun süredir iş ve parasal evrede son 5 yıldır şanssız olan sevgili oğlaklar, bu sene parayla yavaş yavaş bulmaya, yavaş yavaş para dengemizi iyileştireceğiz. 7. aya kadar bunları iyileştirdikten sonra 9. ay artık borçlarımız ve harçlarımızla alakalı noktada büyük bir rahatlık eriştirmemizi gösteriyor. Yalnız geçmiş iş kırgınlıklarınızın devam ettirmenizin bir anlamı yok. Size farklı yollar var. Bu yolları doğru değerlendirin istiyorum. Devlet dairesinde çalışıyorsanız devletle alakalı kurum değişiminiz için Ağustos ve Eylül bu konu için daha şanslı, ama şu an isterseniz yerinizde 2 yıl daha oturmak zorunda kalacaksınız. Ağustos'tan sonra istekleriniz daha net ve daha aydınlık olacak. Sakin olmanızı istiyorum. Evet, yasal olarak iş mahkemeniz, ailenizin miras mahkemeleri ya para mahkemeleriniz varsa, bu yıl Ekim ayı itibariyle hak mahkemeleriniz parça parça size ödemelerinizi kazanmış olacak ve bu kazanç hanemize almamız gereken ev, hacizde olan malımızı kurtarmış olmamıza yardımcı olacak. Evet, her şeyden önemlisi size paranın dengeli kullanmanız gerektiğini ve haklarınızla alakalı noktayı kartlarım doğru ilerletiyor. Siz de doğru ilerlemeniz gerektiğini unutmayın.
Kendi kariyerinizle alakalı eğitimler ve bunlarla ilgili start evreniniz söz konusu olacak. Dil eğitimi olabilir, yüksek lisans, doçentlik, kafanızda ne düşünceniz varsa artık bunu mahkeme yapıp bitirmeniz gerektiğini uyarıyor. Gençlere baktığım zaman, evet, eğitim konularınızla alakalı hiçbir şey yapmak ve artık çok yorgunuz, hani Covid gördük, savaş gördük, kavga gördük, bomba gördük diyeceksiniz. Ama eğitiminizle ilgili size çok güzel fırsatlar var. Hem de bu evrede de güzel aşklar da yakalayacaksınız. Hatta uzun soluklu ilişkiler de sizi bekliyor. Hiç ilişkisi olmayacağını düşünen sevgili oğlaklar. Aşklar, maskeyi tak. Geçmiş seninle hesaplaşacak. Kıran kişi senden helallik isteyecek. Ama siz kendi gerçeğiniz için o geçmişi kapatıp adımlarınızı daha güçlü ilan edeceksiniz. Yalnız tebrikler. Evlenmiş ayrılmış dulsanız çok güzel bir aşk yelken açıyorsunuz. Bekarsanız ve hiç evlilik yapmayı düşünmüyorsanız doğru değişimi, doğru hayat arkadaşınızı bu yılın 6. ayından sonra size renk geleceği ve keyif geleceğini unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, bende büyü ve kötü enerji var diyenlerin şansı bu yılın 6. ayından sonra ve 7. ayın 15'inden itibaren denize girdiğiniz an üzerinizdeki negatifler bitecek, korkmanıza gerek yok. Evli çiftlerimiz, eşler tarafındaki yaşadığınız krizlerin, evliliğinizle alakalı pişmanlıklarla dolu hayatınızı gözden geçirip doğru kararı vermeniz için doğru bir yıl. Boşanacaksanız yol ayrımı, evliliğinizi kurtaracaksınız artık net kararlar vermeniz. Muallakta yaşadığınız hayatınız, kalbiniz su gibi, mutlu gibi gözükse de maske taktığınız gözüküyor ve eşinize karşı ya da eşinizin size karşı aşk enerjisi soğuk devam ediyor. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Çözmediğiniz takdirde çocuklarımız biraz değişken karakterler, huzursuzluklar yaşayabilir. Lütfen bunları ihmal etmeyin diyorum. Bu ara evlilik planı olanlar aile arasında söz nişan ama apar topar evlilik ve hanede gebelik kaynaklı durumlardan dolayı evlenme gibi durumlarımız söz konusu olabilir diyorum. Evet, bir de şöyle çocuk düşünüp çocuk ateşiyle yananlar tedavi şart. Tedavisiz çocuk gözükmüyor. Yani ne Allah size hani benim sesimi duyursun. Rabbim size çocuk nasip etsin diyorum. Tedavi şart olarak gözüküyor. Bir de ev ve mal konularımızla ilgili bu yılın bitişine doğru iki ev ve ailenizin satmaya çalıştığı yerlerle alakalı da net pazarlıklarla hak ediliş değeri aydınlığa kavuşacak. Küskün olduğunuz kardeş ve kuzenler arasındaki bağlar bu yıl bitecek ama küskünlükler devam edecek. Çünkü onların yalancı ve riyakar olduğunu ve ailenizi kullandığı için onlarla bağ oluşturmak istemiyorsunuz. Eşinizin ailesi tarafından da eşiniz artık para olarak o kapıyı kapatıyor. Sadece evliliğini ve düzenini, çocuklarına hakkını vermek istiyor. Ama eşiniz ailesine düşkün, gizli gizli görüşse de üstüne gitmeyin. Çok fazla konuşuyorsunuz aynı şeyleri. Bu değişmeniz gerekiyor. İhmal etmeyin. Evet, sizin annenizin kadınsal bölgesinde hassasiyeti ya da sizin üreme organlarınızla ilgili ufak bir operasyon, baba soyunuz ya da eşinizin babası soyundan da bir cenaze gündemimiz olabilir ve arkasından miras tartışmaları Eylül ayı itibariyle başlayacak gözüküyor. Hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yeni yılı güzel kutlamayı, bereketli olmayı, aydınlık olmayı unutmayın efendim. Evet sevgili kova, kartı direkt çektim, yemin ediyorum. Şöyle kartı göstereyim. Direkt çektim ve kart direkt sizi aldı. Tebrik ederim. Evet sevgili kovalar, özellikle şüpheci, endişeci, enerjik ruhunuz bu sene biraz daha sizi böyle kararsızlığa itebilir. Neye enerjik olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Biraz psikolojik olarak kendi enerjimizi güçlendireceğiz. Yaşadığımız trajik olayları unutmaya çalışacağız. Psikolojik olarak baskı içerisinde olduğumuz iş yerindeki insanları önemsememeyerek sadece işimize konsantre olmaya çalışacağımız bir yıl başlangıcı gözüküyor sizde. Ama şöyle söyleyeyim, yıl özellikle 3-4 ay çok stresli ve çok yoğun işler içerisinde olacaksınız. 3-4 ay koşturmalı, kendinize bile vakit ayıramayacağımız bir döngü. Ama hem iş konumuzdaki ödüllerimiz hem de bulunduğumuz noktada hak edişlerimiz ve geçmişe yönelik almamız gereken haklarla ilgili de güzel diyaloglar yaşayarak haklarımızı alacağız. Bulunduğumuz alanda yer değişimi ve ülke değişimi isteyenler için yılın 5. ayından sonra haklarınızla alakalı noktada daha aydınlık noktaya erişeceksiniz. Acele etmeyin. Işık size çok güzel bir gökyüzü ve Rabbim size kandilinizi yakmış. Yani evimizdeki bereketsizliğimiz bitiyor. Daha güzel paraların sevincini yaşayacaksınız.
Kendi işinizi yapıyorsanız, ortaklı işiniz ve ortağınızda İ ve Z ve G harfi varsa ortak ayrımı karşı taraftan gerçekleşecek. Ortağınız değil, siz sesinizi çok fazla yükseltiyorsunuz ve bencil tavırlarınız var. Tek başınıza batarsınız, ortağınıza iyi davranın diyorum. Devlet kurumuyla alakalı bağlantı bekleyenler bu yıl 5. ayda memuriyetiniz ya da haklarınızla ilgili verilmiş olacak ve su burcu birinden çok büyük destek alarak bu fırsatları en iyi şekilde kullanacağız. Yani kullanmanız gerekiyor. Eğitim konularınızla ilgili uzun süredir bitiremediğiniz ya üniversiteniz dil eğitiminizle ilgili bu yıl radikal karar vererek bunları artık eritmeyeceğiz, bunları ışığa tutacağız ve başarma evremiz ön planda olacak. Evet, bu ara çok kadınlarla ve yoğun erkeklerle çalışacağımız evrede dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Size iftira atabilirler, hırsızlıkla suçlayabilirler. Kiminle ne konuştuğunuza bu yıl çok dikkat etmemiz lazım. Başarınız, yapacağınız işler çok fazla kıskanılacak. O yüzden gözünüzü dört açın, kimseye sır vermeyin diyorum. Üniversite ya da lise arkadaşlarımızla bağlarımız, seyahatlerimiz çok renkli olacak. Onlarla aramızdaki bağ, hatta onlarla yapacağımız iş kapılarımız da var. Yani bu yıl yapacağımız markayı oturup konuşacağız ve iyi dost, üç dostumuzla yapacağımız iş kapımız büyümeye doğru gidecek. Siz cesaretinizi toparlayın diyorum. Evet, iş yerinde beğendiğiniz ya da ilişki yaşadığınız kişi açığa çıkacak. Büyük dedikodular ön planda olacak. Gizli yaşadığınız aşk sizin iş hayatınıza zarar verecek. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle bu yılın 4. ayı itibariyle yatırım, ev anahtarınız söz konusu olacak. Satıp alacağınız daha geniş, daha ferah bir ev enerjiniz var. Hayırlı olsun. Hiç ev olmayanlar bu yıl sonu değil de 2024. Bu sene bu parayı biriktireceğiz. 2024'te bu ev kapımızı alacağız. Bu yıl ev paramızı biriktirme. Karı koca her şeyimizi yapıp evimizin anahtarını alacağız. Mal sahibinizle tartışmalar olacak 7. ayda. Ani evden çıkartılabilirsiniz. Annenizin evine ya da kayınpederinizin evine gidiş yapabilirsiniz. Ama daha iyi ve para biriktirmenize yardımcı olacak ve aile bağlarınız daha çok güçlenecek diyorum. Kalbinizde kırgın olduğunuz hayat arkadaşınız size özür dileyecek ama siz onu istemeyeceksiniz. O büyük bir depresyona girecek, sonrasında onu affedeceksiniz. Cezalandırma gibi. Evli çiftlerde sürpriz bir çocuk niyetiniz var. Bir kızınız varsa bir çocuğunuz daha niyeti sürpriz bir şekilde hanemize girecek. Ve bu hanede eğer ki 3. ya da 2. katta oturuyorsanız güzel bir taşınma ve babanızın desteğiyle birlikte çok güzel bir ev sahibi olacağınızı da unutmamanız gerekir. Uzun soluklu ilişkilerde aile tanıştırmaları, hani evlenemeyeceğim, bu beni istemiyor diyorsanız bu boşluklardan çıkın. Siz bu aileye damat ya da gelin olacaksınız. Hayat arkadaşınızla köklenme ve güzel bir mutluluk yaşayacaksınız. Eğer platonik takılıyorsanız o kişinin de size cesareti yok. Siz adım atın ve bu kişinin de enerjisi sizinle şifa bulsun. Ben 4 yıldır dil ilişki konusunda şanssızım diyorsanız bu yılda rahat rahat şifalanmaya ihtiyacınız var. Çünkü yaptığınız iyilikler kazık olarak döndü. Maddi ve manevi bu konuda kendinize zarar verdiniz. Artık iyileşmek için kendi tahtınızı, geçmiş yalanlara bakarak senaryoyu, geçmişi hani film gibi seyrediyorsunuz ya geçmiş. Artık seyretmeyin. Çünkü size daha güzellikler gelecek gözüküyor. Eğer ki iki kızınız varsa ve balık ve su burcuysa onun yurt dışı ile ilgili yaşayacağı güzel haklar, ona sunulacak güzel kapılar var. Eşinizin sizi aldattığından şüpheniz varsa dönem dönem göz çapkınlığı var, fingirdek enerjisi var ama kader sizinle olumlu ve enerjik olarak rahat bir noktada. Doğru adım at, yönüne, hayatına bak diyorum. Evet, aile büyüklerimizle alakalı yaşadığımız krizleri düzeltmek için ne bekliyorsunuz? İyi ve hayırlı bir kapımız var. Aydınlanın, feraha erin diyorum. Sevgili balıklar, 2023 uğurlu, bereketli, şanslı, huzurlu, hayat dolu bir yıl olsun istiyorum. Hemen ve bakıyorum. Sevgili balıklar, iş çevrenizdeki yalancı insanlara bu 3 ay içerisinde, aslında dal 2 ay içerisinde dikkat etmenizi, Ocak, Aralık sonu, Ocak itibariyle hayatımızdaki bazı karışıklıkların netliğine varacaksınız. Ocak, Şubat çevrenizdeki insanlarla olan bağı daha kendi kökünüzü oluşturarak onları hayatımızdan yavaş yavaş çıkartacağız. Eğer işinizle ilgili üst düzey yöneticiler arasındaki kadın ve erkeklerle çalışma temponuz varsa ve bu tempoda kadın yöneticilerle
yöneticiniz sizi biraz zorlayacak, tartışmalar yaratacak. Sakin ve mantıklı olun ama alternatif bazı beklediğimiz kurumsal alanda işlerimiz var. Bunlarla ilgili olumlu görüşmeler söz konusu olacak. Mülakatta gayet başarılı gözüküyorsunuz. Bulunduğumuz şirket kendi halinde ve bir türlü ben bu şirketten değişemiyorum ve hala yeni bir nokta bulamıyorum derseniz 10. ay yeni noktanız için hayırlı. Burayı idare etmeniz gerekiyor ama sizin de kendi kariyerinizle ilgili değişip dönüşmeyi öğrenmeniz lazım. Çok rahatsınız, çok aman alternatif nokta o bu düşünceniz gözükmüyor ve bu yüzden de siz kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Ortaklı, mesela 3 ortağınız varsa bir ortağınız ayrılacak. Bir ortağınız varsa o ortak kendi yolunu başka bir noktada çizecek. O yüzden parasal hesaplaşmalarda tartışmalar söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum bu yıl. Evet, özellikle de yurt dışı bağlantılı seyahatlerimiz, Şubat'tan sonra çok yoğun yurt dışı bağlantılı seyahatlerimiz olacak. Şirketin sizi yönlendireceği noktalarda gayet başarılı ve aydınlık noktadasınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Yani 3. aydan ve 7. aya kadar hareketli yurt dışı seyahatlerimiz ve iş gereği gideceğimiz toplantılarda başarı var. Eğer ki kurumsal bir alandan devlet alanında çalışıyorsanız, bulunduğunuz şirkette erkeklerden kaynaklı bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili oyunları kulağınızla duyacaksınız ve bu duyuşta hani tayin, atama, yer değişimi ya da rapor alma gibi niyetiniz var. Bu sizin için hayırlı olacak. İlk 3 ay çok tehlikeli gibi gözükse de siz kendi yönünüzü daha rahat bir şekilde belirleyeceksiniz. Eğer ki serbest meslekte çalışıyorsanız ve iş alanınızla ilgili para kaygılarınız çok fazlaysa yılın 3 ayı para bereketinizle ilgili verimlilik, gelecek oluşum ve paralar size büyük bir hak kazandıracak ve hatta hedefinizde bir anahtar sahibi olmak, 7. aydan sonra hayal ettiğiniz ev anahtarınız, araç, toprak, arazi neyse bununla ilgili anlaşmanız olumlu ve keyifli olacak gözüküyor. Bu ara uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız krizleri görme vakti. Eğer bu ilişkide yol alırsanız çok büyük boşluklar. Eğer yeni insan tanırsanız sizi mutlu edecek, tebrikler diyorum. Yani güzel bir evre var. Özellikle kalabalık bir ailenin çocuğuysanız miras tartışmaları, toprak tartışmaları, yılın 6 ay içerisinde gerçekleşecek kardeşler arasında kaoslar ve babamıza ait mallarla ilgili birbirimize girebilir, anlamsızca hakaretler edebiliriz ve kardeşliklerde kırgınlıklar, annemiz mağdur kalabilir. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor diyorum. Eğer ki iki çocuk sahibiyseniz, bir kız bir oğlunuz varsa ev sahibi olacağınız ve bu ev sahibiyle alakalı noktada mutlu bir nokta. Eğer eşiniz ya da sizin gözleriniz renkliyse çok güzel bir evin muradı var gözüküyor. Eğer ki kalabalık bir değil de tek başınıza hani bir çocuğunuz varsa ya da iki çocuğunuz ya da üç çocuğunuz demeyelim de bir çocuğu olanlarda boşanma fikri ve eşinizin bazı karmaşık hikayeleri sizi tam anlamıyla yıpratıyor ve aileler arasındaki uyumsuzluk hem çocuğumuzu da yıpratıyor gözüküyor. Dikkatli olun. Bir de bu ara geçmişe dönük ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz konular varsa kalp yara almış ve bu yaraya tekrar şans verdiğinizde yine 3 ya da 6 ay içerisinde yılın ortalarına doğru yine bitecek, yine aldatılacaksınız. Bu kişiye güven yok. Uzun soluklu ilişkimiz ve yaşadığımız ilişkinin ciddiyet dönemi Şubat ayında ailelerin tanışması. Yani Ramazan bayramından sonra biz aileler arasında söz nişan, yıl bitme Eylül-Ekim'de evlilik yapacak olarak gözüküyoruz. Yalnız bekar ve hiç evlilik yapmayanlar için siz bu cesarete uygun olmadığınız için hep ilişkileri eleştiren, gelen insanları aşağı çeken noktadasınız. Biraz karşı tarafa da güven temkin etmeniz lazım. Siz güvensiz olduğunuz için karşı taraf sizin söylediklerinize inanmıyor. Siz de inanmıyorsunuz. Böyle bir sorun var. Bu da sizin baba geninizden kaynaklı bir nokta. Güven probleminiz babanızla alakalı. Bunu bir psikologla çözmeniz lazım. Özellikle erkek çocuğunuz olgunsa ve bunun kariyer hayatıyla ilgili beklentiler ve evliliği ilgili yaşanacak bazı krizler var. Siz buna destek olacaksınız. Eğer ki gençler
kadın erkek ya da genç çocuk fark etmiyor. Bu yıl eğitim konusunda meditasyonunuzu çok yüksek tutun, çok başarılısınız. Özellikle lise ya da üniversite öğrencisiyseniz hedef noktanızı Rabbim yazmış, güzellikler var. Ama böyle duygusal olarak platonik takılmalar, aşk enerjiniz fazla, dikkat kaybınız ve dilek aksanınızı zora sokabilir. Dikkatli olun. Eğer üniversitede okuyorsanız ülke ve şehir değişikliği gibi fikirleriniz ya da bölüm değişikliği ile ilgili fikirleriniz var, olumlu olacak. Eğer üniversite sınavına girmeye hazırsanız istediğiniz mühür ve başarınız odaklanmış gözüküyor. Evli çiftler, özellikle kayınvalide ve eltilerden kaynaklı yaşadığınız krizler yavaş yavaş yılın ortasına doğru düzelecek ve siz kendi evinizin kendi anahtarında huzur ve bolluğu tadacaksınız diyorum. Bir de şunu demek istiyorum. Uzun soluklu son 7 yıldır tartışan çiftlerde yol ayrımı noktamız var. Cesaretiniz yok. Özellikle hanemizin içinde Kova ya da Oğlak burcu varsa boşanma netliğine kavuşacaksınız. Özellikle bir çocuğunuzun dışarıya dönük yönü değil de genetik yapısındaki sağlık problemleri sizi ürkütüyor. Onun vücudunda herhangi bir risk yok. Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Evet, bir de ailede hastalıklar gündemi, özellikle Ağustos ile Aralık arasında hastalıklarla mücadele edecek haneniz. Biri sıkıntılı, diğeri aydınlığa kavuşacak. Ama özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Evlilik kararı verenlerde ve evlenenlerde sorun yok. Evlendikten sonra takılarınız ya da paranız ya da eviniz elden gidebilir. Dikkatli olun diyorum efendim. Nasıl bir yılın sonunu beklersek üzerimizdeki elimiz kolumuz bağlanıp bitecek. Yasal mahkemelerle ilgili devam edecek süreçler ve elinde sonunda bu balık haklarını alacaksınız. Psikolojik olarak kendimizi destekleyebilir, psikolojimizi iyileştirebilir. Biraz da adalet noktasında doğru bakmayı öğrenmeniz lazım. Mutlu, huzurlu, keyifli bir yıl sizin olsun efendim. Hoşça kalın.